Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir challenge videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz daha önce fiyatını bir challenge çekmiştik. Biraz evet, acı çektiğim bir video olmuştu. Çünkü biliyorsunuz ekşi şeyleri hiç sevmiyorum. Bu sefer de onun kadar kötü olmasa yine bir cezalı challenge. Haribo'nun Worms Fizz Sour Sensation, yani ekşi jelibonları var. Bu tarz ekşi şeyleri hiç sevmiyorum ama yani yine öyle bir video çekeceğiz. Biliyorsunuz ablam yine kozmetik sitelerinden değişik ürünler seçti. Ben de o ürünlerin fiyatlarını bilmeye çalışacağım. 5 lira altında veya üstünde olursam yine de kabul edilecek. Ama atıyorum 6 lira üzerinde olursam bu jelibonlardan yemek zorunda kalacağım. Umarım çok yemek zorunda kalmam çünkü midem gerçekten bulanıyor bu tarz şeylerde. Ama bence hemen başlayalım. 1 week later. Bir tane ben deneyeyim mi? Dene. Ben çünkü ekşiyi acı severim. Muhtemelen şimdi bizi izleyenler diyecek de ben onları çok seviyorum falan ama bence hiç tat verici bir şey değil. Ya o kadar da ekşi değil. Şöyle ilk ağzına attığında hiç ekşi değilmiş gibi sonradan ekşileşiyor. Ay evet, sonundan ekşi. Bir ağız tadımı bozan şeyleri genellikle sevmiyorum. Acıyı da çok sevmem. Yani aşırı acıyı sevmem. Ama üstünde yazdığı kadar yani o kadar da abartılı ekşi değil. Neyse, bence hemen başlayalım. Bu arada diğer, yani ilk fiyatını bil challenge'imi buraya da yukarı linkliyorum. Ona da bakabilirsiniz. Evet, düz haneli fiyatlar seçmeye çalıştım. Ama bazılarında bulamadım. Küsuratı olmadan. Küsuratını saymayacağım. İndirimli şeyler almadın değil mi? İndirimli şeyler de almadım. Evet, normal fiyatlı olanları aldım. Hazırsan başlıyorum. Tamam. Tabii vazgeçilmemiz Sephora. Bu arada resimleri burada göreceksiniz birazdan. Evet. Sephora'dan seçtiğim ilk ürün Sephora Collection. Yani kendi ürünleri. Sephora Collection Sephora X Stabilo eyelinerları. Şöyle göstereyim sana. Bu ürünü aslında almak istiyordum bir ara. Bu siyah olanı. Siyah. Ama başka renkleri de var değil mi? Var evet, mavi falan. Dur şimdi. Sanki o ya 7 euro ya 8 euroydu. 35 TL demek istiyorum. Ama galiba daha pahalı da olabilir. Ama 35 TL son kararım. 35 TL son kararım. At ağzına bir tane. Kaç TL? 64.90. Bayağı pahalı. Yok artık yani. Şu kadarcık bir şey. Evet. Gördünüz zaten burada. 2.9 mm. Bence o zaman normal klasik eyeliner almak daha mantıklı. Zaten, iyi mi evet. Zaten bilmiyorsun. Diye. Yani bir ihtimalle zaten sırf aldığı için. Komikliği için. Şu mavi beyaz olanı alacağım. Ne ya? Önce ekşi değil, ekşisi sonra ben geldim. Nasıl değil? Düşün kamer şimdi. Ne ya? Arkadaşlar bunu zevk alarak yiyen yoktur yani. Kimse bana yalan söylemesin. Ya ekşiyi seven seviyor. Allah aşkına lütfen soruyorum, yorumlara yazın. Bu böyle mesela televizyon karşısında bir şey izliyorsun. Aa şu Sour Worms yesem canım çok çekti diyen var mı? Vardır. Ayy. Beğenmedim. Beğenmedim. Yani beğenseydin amacı olmazdı zaten. Sirke daha kötüydü. Bunun en azından böyle bir tatlı bir tadı var. Arkadan yine. Evet. Yine Sephora'dan devam ediyorum. Too Faced'i bir ürününü seçtim. Chocolate Gold Far paleti. Şöyle göstereyim sana. Şimdi şeyler 400-450 TL civarı. Diğer far. Tükürdüm ya. Atışın artık, ağzım o kadar sulandı. diğer far paletleri ya 400 TL oluyor ya da 450 TL oluyor. Bunun da bir 455'i vardır. Emin misin? Değilim ama evet. Son kararın mı? Alıyorum bir tane. Son kararım. Şimdi ne diyeyim başka bilmiyorum. Daha pahalı mı? 480 falan mı? Hayır.
Kaç? 415. Aa. Too fast. Evet. Şu Jamaikalar... 400 ninja dedim. Haydi ya. Şu Jamaikalı arkadaşı yemek istiyorum. Ye bak. Jamaika mıydı? Nereye doğru? Neyse. İyi. Şey de olmuyor. Kopmuyor. Lastik gibi. Bu ne ya? Zaten o komple ağzına atılır. Isırılmaz. Haribo bana telif atacak. Haribo'dan telif yiyen ilk YouTuber. Bu ama maviden bir tık daha iyi tat olarak. Bence ağzına alıştı. Gözüm şey oldu. Ha, gerçekten abartmıyorum arkadaşlar. Hiç sevmem böyle şeyler. Yok. Bunu bir daha almayalım. Hadi. Devam ediyorum. Bu videoyu hiç çekmek istemiyorum. Biraz zorla. Devam ediyorum. Gratis'e geçiyoruz. Bir primer. The Balm'ın mini Time Balm primer. Makyaj bazı. Şöyle göstereyim. Bunlar sanki böyle bir şeydi. Hep aynı fiyat. Hepsi. O mini boyların. Öyle bir şey vardı sanki bir ara. Onu bilmiyorum. Ay. Ne kadardı ya. O kadar ucuz değil bence. Büyüğü 120 falan. Hı. Bak söyleyeyim mi sana bir şey? Deban videosu çektik ya biz. O ürünü kullandım ben mini boyu. Sonra sana verdim beğenmedim evet. diye. 10 euro falandı. O zaman 60 TL euroya çarparsan. Yuh! 60 TL. Şu kadarcık bir primer. Kim alıyor Allah aşkına? Sonra diyor biz para kazanamıyoruz. Niye acaba? 60 TL. 60 TL mi diyorsun? Bak şimdi nasıl bildim? Son karar. Son kararım. Evet doğru. Al işte. Şimdi bir hareket çekerdim affedersin. 60 TL. Burayı biple. Bak. Bak çıl. Aha tam 60 TL. Tam 60. Cidden böyle şeylerde arkadaşlar kusura bakmayın ne kadar tatlı görünsen de böyle şeylerde cidden çıldırıyorum. 60 TL ne ya? Bir şey söyleyeyim mi? O ürün içinde 5 milim ürün var. Hayır. O kadar da az değil. Ne kadar? 12. 12 mi? Evet. Tamam bir kere sıktım bir milimi gitti zaten. 12 kere kullandım aha çöp. Evet. Mini zaten. Mini zaten. 60 TL zaten. Ayıp yani. Ayıp. Biraz işte kurdan. Şu kadarcık arkadaşlar. O ürün var bende. Getirir misin? Sana vermiştim. Lütfen. Lütfen göstermek istiyorum. Parmağım kadar bile yok. Aha bak mesela Allah. Palmiye'in tarihi. Ne yapıyor? Çıldırdı. Büyük boyunu göstermek istiyor. Patron çıldırdı. Deli. Ay ben. Ay dur. Ya, o kadar da küçük değilmiş ama. Parmağım kadar işte. Ya. Kapağını bırak. Haksız mıyım? Haksız değilsin. Bu da büyük boy bir deban. Ürünü. Yani orijinal boy. 64 milim. 12. Bu ne kadar o zaman bunlar? 100-120 TL falan. O civardadır herhalde. Bakmadım bilmiyorum. Çok iyi. Devam. Düğünü de ona takarız. 5'i bir yerde. 5 tane aldık. 5 tane bunlar. Yürü git ya. Tamam ediyorum. Yolla. Evet, şimdi sevineceğim bir ürüne geliyoruz. Yine gratisten devam ediyorum. Lütfen uygun fiyatlı bir marka. Benri Olive Care el kremi 75 milim. İşte. Gratiste yeni ürün. Benri'nin uygun fiyatlı olduğunu biliyorum. Bu arada Benri'nin sabunları çok iyi. Evet. 10 liradan fazla değildir. 10 liradan fazlaysa kendimi şuradan atacağım. Şu an burada merdiven var. Biz üst kattayız. Merdivenden aşağı atacağım. Lütfen. 10 liradan fazla değildir. Ben de çekerim. YouTube'a yükle. Yuvarlanan. Hazin son hastanede şey vardı. Minareden atlarım, bayramını kutlarım ben. Evet. Ne, 10 lira mı diyorsun? 10 lira diyorum. Emin misin? He, eminim. Son kararın. Son kararım. 6 lira. Aa bak işte. Bak işte. Bildin. Çok iyi. Benri devam. Faruk gibi geliyor. Ne oldu?
Hayır. Sanki duyulmadı. Ne çekiyorsun? Fittir fittir geliyor mu? Duyuldu sanki. Anne şundan denesene. Dişine yapıştı daha Tamam geliyor. Ne yaptın? Ne yaptın? Gelince görürsün. Bu ekşi. Bak. Benri, bir de Be Beauty, bir de bir marka daha var. Bir marka daha var. Beauty's. Yok, ne? Makyaj değil, öyle şey bakım. Ha, bakım. Bilmiyorum. Ha, arkadaşlar çok iyi. Kullanın. Cidden. Bir de sabunu eliniz yıkıyorsun, hala kokuyor. Yani resmen parfüm şey yapmış gibi. 6 liraydı. Ha, hobi bir de, hobi. Ha, hobi. Oo, sabun da çok iyi. Hobi'nin sabunları. Çok iyi. Türkiye'ye gitsem kullanacağım. Burada yok. Trendyol sayfasından iki ürün seçtim bir de. Hiç girmediğim bir sayfa. Evet, cidden, o yüzden hiç, o yüzden oradan aldım. Hiçbir fikrim yok. Çok ucuz da olabilir, çok pahalı. Ve bu şu anki ürün, arkadaşlar görüyor, sen daha görmüyorsun. Bu ürün acaba bakalım farkı var mı? Burayla. Çünkü ben yani... Ha, burada satılan bir şey. Evet, burada da satılan bir ürün. Sen biliyorsundur bunun fiyatlarını. Trendyol'da seçtiğim ürün MAC'in ruju. He. Velvet Teddy 3 gram. 21.50 euro olarak. 21.50 mi? Evet. Almanya'da ama işte Avrupa'da. Almanya'da, Avrupa'da değil miyim? Belki Hollanda'da başka bir fiyatı evet. Vardır. Şu ruju arkadaşlar. Evet, o ruj. 21.50. 20.50 idi eskiden. Benim aldığım dönem. Koronada. Bir sene, hayır koronadan değil, bayağı bir uzun süre oldu. Bir sene içerisinde 21.50'ye çıktı. Bu Velvet Teddy zaten sürekli hep yok. Ben onları, evet çok sevilen bir renk, haklısın. Onları 120 TL diye hatırlıyorum gibi. Aman enflasyon, korona, Kanada. Neler oldu bilmiyorum. Kanada'da üretildiği için Kanada. Millet için ne alaka? Bence de Kanada. Kanada'da üretiliyor MAC arkadaşlar. Böyle şiir yazdın. Rap. Enflasyon. Korona. Kanada. Kont kart duyuyor. Lütfen. Bir featuring alırız. 120 TL'dir hala. Yok ya, kesin zam geldi. Kesin zam geldi. Ölen şey devam zaten 60 lira, 120 lira olursa direkt MAC alın. Devam da kim? 120 TL son kararım. Eminsin. Hiçbir şey duymak istemiyorum. Evet, son kararım. Al o zaman bir tane. Kurt. Kaç, Allah aşkına kaç. Sence? 140, 150. Bugün kalp krizi geçirecek. Aa, daha ucuz. Ama o Trendyol diye öyle. Bence de. Bir bakayım mı? Gir lütfen. Sephora'ya mı bakayım? Sephora'da MAC yok galiba. Nereye bakacağım? Şeye girsen. MAC Türkiye'ye gir. Ha, yiyeceğim ben değil mi? Şu Galatasaraylı'yı alayım bari. Galatasaraylı'yım bu arada. En sevdiğin oyuncu tabii ki Muslera. Yorum istemiyorum bu konu hakkında. Yoruma kapalı mı? Fenerbahçe'den sevdiğin kim? Kim? Tabii ki de Volkan Demirel değil. Bir Galatasaraylı olarak Alex de Souza'ya çok büyük saygım var. Gerçekten çok iyi bir oyuncuydu. Doğru. Ne alaka şu an, ne alaka? Alex de Souza ne sen? Alaka? Uf, hadi sohbet etmeyi severim. 109 TL mi? Evet, mat, ruj, velvet, tepki. Satılmıyor diye ucuzlamış mı? MAC 109. Ama normal fiyatı yani, indirimde olan bir fiyat değil. Ya ben yanlış hatırlıyorum ya, gerçekten ucuzlamış. Evet. Evet, devam ediyorum. Trendyol mu demiştin? Evet, Trendyol yine. Otacı doğal gül suyu 150 milim. Bu senin kaşına kullandığın şey mi? Onun markası ama bu gül suyu. Ha, normal gül suyu. Ben serumu, serum değil. Serumunu onun fiyatını biliyordum. O yüzden onu almadım. Serumunu kullanıyor ama bu gül suyu. Otacı'nın. 40 TL diyesin var çünkü serum 40 TL ama bence 40 TL'den fazla. 40 TL son kararım. Emin misin? Ses tonunu alıyorum. Kaç lira? 24 lira. Ne?
24 lira 25 kuruş. Niye o kadar uygun? Otacı uygun. Ama şeyin gül suyu ne kadar onu bilmiyorum. Rosens. Bu arada şu rengi hiç yemedim. Yeşil, sarı. Evet, fiyatın. Mesela Rosens pahalıymış. Ne kadar? Normal fiyatı 60 lira. İndirimde 54.90 şu an. Yani 60 lira. 69 TL 54.90. Rosens'te olup da Otacı'da olmayan ne? Onu ben de bilmiyorum. Ay. Ayıp. Bozma gitti ya. Evet, devam ediyorum. Moraller bozuk, hayaller yıkık bu şekilde. Bir şey diyeyim mi? Ağzım alışıyor. Bundan sonra iki tane yiyeyim. Yoksa hiç bir anlamı kalmayacak. Ağzım şey oldu artık böyle. Limon gibi. Kıyışlı. Çekildi. Bundan sonra iki tane yiyeceğim arkadaşlar. Yoksa şey olmayacak. Tamam. Hakkını verelim challenge'ın. Pasteli. Kaç ürün kaldı bu arada? İki tane kaldı. He, o zaman üç tane. Direkt hepsini atma. Yok, ikiyi abartmaya da gerek yok. Bu da yeni bir ürünmüş. Bilmem ki, Türkiye'ye gitmedim bu sene. Ben de bilerek ondan seçtim zaten. Show by Pastel Show Your Power Liquid Matte Rouge 608 numaralı bir rujmuş. Ruj mu çıkarmışlar yine? Evet, şöyle bir dakika fiyatını kapatayım. Aa, çok güzel ha, ambalajı falan, rengi de çok iyiymiş. Evet, ay, alalım. Güzel. Likit bir matte ruj pastelin. Keşke Türkiye'ye gitsen. Bir şey diyeceğim, çok büyük haksızlık, herkes gidiyor. Biz korkumuzdan gitmiyoruz. Geçen videoda da dediğimiz gibi, bir Fahrettin koca, bir de biz. Tatile gitmeyen bir biz kaldık. Bir de o. Hocam selamlar olsun. Biz de gittik. Saygılar. Evdeyiz. Evet. Çalışıyoruz. Lütfen olduğun yerde kal. 60. Yerli üretim değil mi pastel? Hayır, Almanya'da üretiliyor tuhaf bir şekilde ama Almanya'da satılmıyor. Schweningen'in öyle bir yerde üretiliyor. Okumuştum şeylerin arkasında. Hmm. Made in Turkey yazıyor. Pinkar Kimya, Sanayi ve Ticaret. Bir de senin o pastel... Esenyurt İstanbul. Moonlight ve Sunlight'ı vardı değil mi? Evet. Pastel Sunlight'ı bir versene, merak ettim. Ama burada yazıyor ki RP Platin Beauty Willingen Schwenningen. O zaman paketlemesi mi bu? Galiba. Çok saçma. Burada satılmıyor. Pastel. Sunlight pasteli bir ver. Bunun üstüne yazmıyor hiçbir şey. Yazmıyor diyorum. Niye? Evet, hadi sen 60 TL son kararım. Emin misin? Evet. At iki tane. Allah'ım, aynı tattan alayım bari. Çünkü fiyatını söyleyince şok geçireceğim. Yani o kurt sana hiçbir şey yapmayacak, bunun fiyatı sana bir şey yapacak şu an. Söyleyeyim. 36 TL. Beyinsiz. Verir misin? Hayır, bir şeye bakacağım. Çünkü bir dahaki ürünümüz bu. Hadi biçim. Öf, Allah. Bir şeyler mi? 36 mı? Evet. Nasıl ya? Yeni idrak ediyorum. Aha, gör, aha. Aha. Beni almıyorsun. Allah Allah. Kırmızı ama normal fiyatı mı, indirim mi? Normal fiyatı. Evet, Sunlight Highlighter 101 numara. Ver de gösterelim. Bu da herhalde öyle. Ver de gösterelim. Ve burada... Dur bir dakika, fiyatını kapatayım önce şunu. Burada yani internet sayfalarında yerli üretim yazıyor çünkü. O yüzden merak ettim. Tamam, Türk markası zaten pastel. Yani bu yerli üretim olarak yazıyor. Bu güzel zaten arkadaşlar. Likit aydınlatıcı seviyorsanız performans açısından en pigmentli ürünüm bu şu an hepsinin arasında. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Sanki indirimde 15'e mi almıştım? 20'ye mi almıştım? 25 son kararım. 25 mi diyorsun? Ananın sevdiği çocuğuymuşsun. Hayır, çünkü 50 kuruş şey. Küsuratı saymıyoruz dedik. Ha, saymıyoruz dedik. İyi, tamam, o zaman bildim. 30-50.
30,5. O zaman? Yani 30 liradan. Bunları yolluk yap, yersin, al. Ben niye yiyorum? Yani ben ekşi o kadar şey değil. Ama ekşi yiyorum. Ya arkadaşlar, şunu tavsiye etmem. Sen ekşi sever... Ağzım şey oldu artık, hissetmiyorum. Uyuştu böyle. Tövbe Allah. Sen ekşi yiyen biri olarak tavsiye eder misin? Hayır, çünkü ben böyle tatlıyla ekşiyi sevmiyorum. Mesela çiğ köfte var, limonsuz yenmez. İçli köfte var, limonsuz yenmez. Mercimek limonsuz yenmez. İşkembe mesela sirkesiz içilmez. Öyle mesela. Salata limonsuz ya da sirkesiz olmaz. Hani tamam, saygım sonsuz ama bu nedir? Hiç gerek yok. Normal jelibon yiyin. Hiç gerek yok. Vallahi Haribo'dan telif, yani ilk YouTuber sensin. Yo, mesela Haribo altın ayıcık. Severim. Ben Starmix. Altı beyaz olan. Ha, onlar efsane. Tabii Alman marketinde satılanları yiyemiyorum. Detaya girmeye gerek yok. Burada da lütfen dikkatinizi çekelim. Kimseden laf yemek istemiyorum. Havalı. Türk bakkalından aldık zaten. Şamalos. Güzel. Evet. Heh, mesela. Diş var bir de, hatırlıyor musun? O sırf Türkiye'de var. Sırf Türkiye'de var. Diş çok iyi. Bir de o böğürtlen gibi olan da iyi. Böyle dişi kıtır kıtır. Sevmiyorum. Onu ben seviyorum. Hiç iyi değil. Evet. Arkadaşlar, bu challenge hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum, bana destek çıkarsanız. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Güle güle. Yorumlara bir dahaki videolarda nasıl ceza yapabilirim, bana fikir verin lütfen. Lütfen ekşi bir şey olmasın. Lütfen. Olsun, lütfen ekşi bir şey. Acı olsun. Acıyı bir tık daha iyi kaldırıyorum ekşiden. Kaldırmaman gerekiyor zaten. Mantığı bu. Millet dövme yaptırıyor, saçını kestiriyor falan. Ben böyle acı olsun, ekşi olsun. Hadi hoşça kalın. Bay bay.